ilgili, o katliamla ilgili davanın Muş'ta güvenliği olmayacağı gerekçesiyle dava Samsun'a alınmıştı. Ve bu vesileyle bir grup milletvekili arkadaşımız ve eski genel başkanımız Sayın Ahmet Türk, avukat arkadaşlarımızla, aileyle birlikte duruşmayı takip etmek üzere bugün Samsun'a gitmişlerdi. Samsun'a gitmeden önce Sayın Sarısakık, İçişleri Bakanlığı Müsteşarını arayarak bizzat gidişle ilgili bilgi vermiş. Orada gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için, hassasiyet gösterilmesi için talepte bulunmuştu. Şimdi biraz önce hepimiz izledik. Çok alçakça, haince bir saldırı gerçekleştirildi Sayın Genel Başkanımıza. Doğrusu bu kadar uyarımıza rağmen önlem alınması için, tedbir alınması için İçişleri Bakanlığı Müsteşarıyla doğrudan görüşme yapmış olmamıza rağmen böylesi bir saldırının organize edilebilmiş olması, Samsun'da bunun gerçekleşmiş olması çok manidardır. Sayın İçişleri Bakanı'yla biraz önce telefonda görüştüm. Bu konuyla ilgili kaygılarımızı ilettik. Sayın Bakan saldırının olduğu ilk dakikalarda Samsun valisiyle görüştüğünü ve valinin kendisine saldırının bireysel olduğunu, bir kişi tarafından yapıldığını aktardığını belirtti. Dakika 1, saldırgan daha polisin kollarında ama Sayın Vali saldırının bireysel olduğunu açıklıyor. Demek ki soruşturmayı 30 saniyede sürdürmüş ve 60. saniyede de Sayın Vali karar vermiş. Bu bireysel bir saldırıymış. Bizim de içimiz rahatladı çok şükür. Samsun valisi soruşturmayı çok demek ki derinlikli, sağlıklı yürütüyor. Samsun Emniyeti de çok sıkı güvenlik tedbirleri almasına rağmen bu olay gerçekleşmiş. Bu gayri ciddi yaklaşımı buradan kınadığımı açıkça ifade ediyorum. Bu ırkçı saldırıyı kınadığımı açıkça ifade ediyorum. Elbette ki Samsun halkına mal olmayacak bir saldırıdır. Ama böylesi bir provokatif saldırının da bu ülkede nasıl bir gerilme yol açacağını, açma ihtimalinin olduğunu herkesin iyi hesaplaması, buna göre tedbir alması gerekirdi. Ve şu dakikadan itibaren beklentimiz şudur. Samsun valisi hakkında soruşturma açılmalıdır. Emniyeti hakkında soruşturma açılmalıdır. Orada adliye önünde yeterli güvenlik tedbiri almayıp bu saldırıyı organize ettiren güvenlik güçleri kimlerse açığa alınmalıdır. Bunların arkasında kimler varsa, bu ırkçı saldırının arkasında hangi kesimler varsa ortaya çıkarılmalıdır. Bunun bir çocuk oyuncağı olmadığı şu dakikadan itibaren iyi idrak edilmeli, anlaşılmalıdır. Öyle daha birinci dakikada bu bireysel bir saldırıdır, bir kişi tarafından yapılmış deyip işi geçiştireceklerini sanıyorlarsa kusura bakmasınlar. Sayın Baykal'a Van'da yapılan saldırıyla ilgili partimizin tavrı ortadaydı. Üzüntülerimizi de belirttik. Böyle bir tavır içerisinde olmayacağımızı da belirttik. Ama neredeyse 10 gündür bu konu gündemde. İki defa başbakan, defalarca bakanlar ve genel başkan yardımcıları bu yumurtalı saldırıyla ilgili açıklama yaptılar. Elbette ki önemliydi, ciddi bir olaydı. Ama bunu yumurtalı saldırı kadar ciddiye almayacak bir tavır karşımızda görürsek, tavrımızın CHP gibi olmayacağını başbakanın bilmesi lazım. Bizim açımızdan yenilir yutulur bir durum değildir. Bu saldırı Samsun'da bilinçli bir provokatif örgütlü saldırı olarak gerçekleşmemişse Sayın Vali neden daha birinci dakikada bunun bireysel bir saldırı olduğunu ifade ediyor. Eğer bu saldırıyı vali organize etmemişse derhal sorumlularını açığa çıkarsın. İçişleri Bakanı bana saldırı bir kişi tarafından gerçekleşmiş diyor ama gözaltında iki kişi var şu anda. Kaç kişi daha var bilmek istiyoruz. Bu saldırıyla ne hedeflendi? Sayın Ahmet Türkiye yönelik böylesi bir ciddi provokasyon üzerinden Türkiye'de ne yapılmaya çalışıldı? Bunun açığa çıkarılması lazım. Kamuoyumuzun da halkımızın da tatmin edilmesi açısından ifade ettiğim taleplerimizin sorumluların açığa alınmasından başlamak üzere. Orada güvenlik zafiyeti oluşturan polislerin, şube müdürlerinin, emniyet müdürlerinin açığa alınmasından başlamak üzere soruşturma derinlikli yürütülmelidir. Trabzon-Samsun hattının sonuçlarını en son Hrant Dink katliamında gördük. Orada ne var? Ortaya çıktı.